Vietnam'dan Endonezya'ya gitmek üzere yola çıkan 2500 ton ağırlığındaki yük gemisinin alabora olması sonucu 18 konteyner suya düştü. Gemiden düşen konteynerlardan bazılarının nehrin sularına gömüldüğü belirtilirken, bazı konteynerlerin ise suyun üzerinde kalarak akıntıya kapıldığı kaydedildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilirken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. Almanya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki Suriyeli genç, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan gence ırkçı ifadeler kullanarak tükürüp tekme atarken, telefonunu yere fırlatarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı anı başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganın Suriyeli gence, "Burası benim ülkem, nereden geldiysen oraya defol git" dediği duyulurken, görüntüler Alman polisini ve siyasetçileri harekete geçirdi. Alman kamuoyu ise saldırı görüntülerinin çekildiği anda kimsenin olaya müdahale etmemesini eleştirirken, "Böyle duyarsız olursak meydan saldırganlara kalacak" ifadelerini kullandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir polis memuru, otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastası 17 yaşındaki genci yere fırlatarak suratını yumrukladı. Polis memurunun otizmli 17 yaşındaki genci yumruklamasına ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gencin babası, polisin oğluna yaklaşarak kendisinden kaldırıma oturmasını istediğini, ancak saldırgan bir tavırda bulunması nedeniyle oğlunun otizmli her çocuğunu yapacağı gibi korktuğunu ve polisten kaçtığını kaydetti. Polis memurunun gencin özel ihtiyaçları olan biri olduğunu bilmediğini açıklamasını yapan polis departmanı, amacın daha fazla yaralanmayı önlemek için ihbar edilen şüpheliyi bulup tutuklamak olduğunu duyurdu. Departman, polis memurunun gence yaptıklarından ötürü pişman olduğunu da belirtti. İtalya'da 50 milyon kişi için normalleşme süreci başladı. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açılan sarı kategorideki bölgelerde halk sokaklara akın etti. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da sağlık sistemi durma noktasına geldi. Vaka ve can kaybı sayısında rekor kırılan ülkenin Vidisha şehrinde çekilen görüntüler durumun vehametini gözler önüne serdi. Cuma günü yaşanan olayda korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden ambulansla krematoryuma taşınıyordu. Bu sırada ambulansta bulunan cenazelerden biri yola düştü. Oldukça eski olduğu görülen ambulansın camlarıyla kapısının kırık olması dikkat çekerken, içinde çok sayıda ceset olduğu ifade edildi. İsrail işgali altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazının ardından Şam kapısında toplanan Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. Çok sayıda Filistinli genç gözaltına alınırken atlı polisler ve tomalar bölgede hazır bekletildi. Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ve Zengilan'ı ailesiyle ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerde 54 bin hektar ormanlık alanı yok ettiğini söyledi. Tarihi adaleti yeniden sağladıklarını belirten Aliyev, "Cebrail ilinin girişinde bulunan bu hoş geldiniz tabelasını onardık ve bütün işgalden kurtarılan bölgeleri, şehirleri ve köyleri yeniden restore edeceğiz" dedi. Nüfusunun yaklaşık %35'inin Müslüman olduğu Afrika ülkesi Tanzanya'da her yıl düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışması bu yılda başkent Darüsselam'da gerçekleştirildi. Binlerce kişi yarışmaya katılmak için stadyuma akın etti. Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana dünyada ilk halka açık fuar gerçekleştirildi. Pandemi koşulları altında düzenlenen 19. Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda yeni teknolojiler dikkat çekti. Fuarda dünyanın önde gelen otomobil markaları yeni araçlarını tanıttı. Müzik
İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede küresel etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre sonra ilk kez koronavirüs kaynaklı can kaybı görülmediğini açıklayan İsrail'in ardından benzer bir haber de Portekiz'den geldi. Portekiz'de Ağustos ayından bu yana son 24 saatte ilk kez can kaybı görülmediği açıklanırken 196 yeni vaka tespit edildi.